Selamlar, nasılsınız? Bugün Urla Demircili Sahil ya da Demircili Koyu ya da Demircili Denizi artık. Urla Demircili'deyiz. Dilerseniz sizi bekletmeden hemen yola çıkalım. Urla Demircili'ye gelince tekrar açarız bir video. Haydi. Evet, Urla'dan aşağı yukarı 20 dakikalık bir yolla Demircili Melengiç plajına geldik. Güzel de bir otoparkı var. Bu arada burada bir sürü yer var. Biz direkt Demircili sahile indik. Boş olan bir yere girdi daha önce bizim grup. Yani Komodor Muhtar İbrahim'in yeri var, Deniz Yıldızı var, Ada Camping var. Var da var. Hangisini denk getirirseniz. Bayram tatiline denk geldik biz tam. Haliyle birazcık kalabalık. O yüzden yani nereyi buluyorsanız orayı böyle günlerde, kalabalık günlerde. Yolda oklar zaten sizi yönlendiriyor. Fakat şöyle söyleyeyim, Ada Camping tarafına gideceklere kötü haber. Yolu oranın biraz sıkıntılı. Çok rüzgar var. Buyurun bakın. Bendeniz hemen bizim grubun yanına geçiyorum ve ilk izlenimlerle sonrasında tekrar yayındayız. Evet, grupla buluştum. Grup kim diyeceksiniz? Yıllardır görmediğiniz. Var. Berna, Berhan. Ve kimler var burada? Ve kimler var burada? Bahadır. Burada bir manken var, onu da bir çekelim. Bak, Doğa da burada, Doğa da burada. Bugün böyle maile, çoluklu çocuklu, kalabalık günlerde, özellikle cumartesi, pazar, nerede denize girelim sorusunun cevabını verilir. Tesis üstelik, var mı? Üstelik bayram sonrası gittiğinde. Hatta bayram sayalım ya. Bayram bitti ama bayram var. Hemen soruyoruz, tesis var mı? Var. Kamp yapılır mı? Var. Yapılır. Başka? Bu arada rakım alıp yapılır. Ooo, akşam da böyle anasonlu pervende aslan sütü. Masaya servis var, servis değil. Bize bir ilk izlenimler bunlar. Plaj çok güzel. Tesis de fena değil. Biz çok koyu göle güzel yer bulduk. Demircili'nin denizi bir tık serin olur, düğme gibi bırakır insanı. Şöyle bir deneyimleyelim burayı. Yüzelim, edelim, yiyelim, içelim. Ondan sonra ben aralarda bol bol video çekeceğim. Haydi kapattım. Şimdi şöyle göstereyim. Arka tarafımda aşağıda şu şöyle kayalardan gittiğimiz zaman aslında o Demircili dendiğindeki o böyle burnu görebiliyorsunuz. Bizim geldiğimiz yer şu an şöyle şuradan şöyle arkadan görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Burası aslında Demircili Sahil diye geçen yer. Yıllar önce ben buraya gelmiştim. Sahilin en sağ tarafında, yani şu an bana göre en karşı tarafta, şurası Komodor Muhtar İbrahim'in yeri. Onun arası ile şu an bizim bugün geldiğimiz yer arasındaki yer komple halk plajı değerli arkadaşlar. Yani aslında evet, biz bir tesise gelmiş olabiliriz ama siz eğer kendiniz ya ben şezlong veya giriş parası hiçbir şey vermek istemiyorum diyorsanız arada komple o plajda istediğiniz yere gelebilirsiniz. Gölgeniz varsa, işte buzluğunuz, havlunuz vesaire varsa. Suyu nasıl diye soracaksınız. Demircili sahilin suyu biraz soğuktur. Buz gibidir. Serindir. Altınköy, Marika Beach falan oradan bir tık daha soğuk diyebilirim. Güzel bir sahili var. Çok temiz, tertemiz, harika bir denizi var. Hemen soruyorsunuz, çadır kurulur mu? Bizim geldiğimiz tesiste belki yasak olabilir ama ben sahilde arka tarafta çadır kuran kampçıları görüyorum. Ha, daha sessiz, sakin bir yer mi istiyorsunuz? Buradan arkadan yürüyeceksiniz. Şurada arka tarafta çok güzel yerler mevcut. Daha rüzgarsız, daha sakin bir günde ben sizin için burayı daha böyle uzun gezeceğim. Dilerseniz gelin tekrar biz obamıza geri dönelim. Hanımlar, beyler, değerli izleyiciler. Giriş ücreti soracaksınız. Giriş ücreti yok, ancak şezlonglar ikili ikili veriliyor. İki şezlong 100 TL. 2021 fiyatları için konuşuyorum.
Yani şezlong başına 50 lira. Arka tarafta da minderler var. Dilerseniz minderlerde zaman geçirebilirsiniz. Biz biraz daha masa insanıyız. Hem kalabalığız hem de koyu gölge seviyoruz. Bir de böyle eğer tesis varsa bizim favorimiz hemen şöyle bir sarımsaklı yoğurtlu patates kızartması falan filan söyleriz. O yüzden ister istemez tabii biz içeri doğru kıvrıldık. Ha sizin öyle planlarınız yoksa daha dışarıda kalabilirsiniz. Bak hemen kaynak geldi. Pomponun gidiyor. Çok güzel pomponun. Pompon ama pompon rüzgarda şart. Yönetici seçici başka... O zaman sen çok iyi yönetici olursun. Nasıl kuvvetli özellikler olmuş? Onu Berhan'a sormak lazım. Nasıl kuvvetli özellikler olmuş? Ve böylece video yayınlanamayacak hale geldi yani. Vaf! Bahadır izleyiciler seni özlemiş. Nasıl yardımcı olabilirim sizlere? Ben de sizleri çok özledim. Ben sizlerle varım canlarım. Herkes sana hasta. Özellikle kızlar çok beğeniyormuş seni. Bahadir@yahoo.com Instagram'dan Bahagram diye bulabilirsiniz. Güzel kızlar eklesin. Ama böyle adresi verirsen sadece Mahmutlar ekler. Kabul etmem. Merhaba. Nasıldı Urla Demircili? Suyu nasıl? Denizi nasıl? Deniz çok temiz, çok berrak. Böyle ufak ufak çakıl taşlarıyla zemini olan bir deniz. Çocuklar için gayet güzel. Kumlar ayaklarına yapışmıyor ama deniz bir tık soğuk. Ama çok temiz bir deniz. Ne kadar soğuk? Valla ben girip çıkıyorum. Girip çıkıyorum. Denizin sığlığı, derinliği nasıl? Yani 1-1,5 metre sonra derinleşiyor. Derin bir deniz. Öyle çok sığ bir deniz değil. Öneriyor musun? Ben çocuklu ailelere öneriyorum. Soğukluğu dışında her şey çok güzel. Aile işletmeleri. Lezzet çok güzel. Çocuklara yedirebileceğiniz gayet güzel gıdalar var. İşletme güzel. Tuvaletler temiz, duşlar temiz. Gayet güzel bir işletme. Tam bir aile işletmesi. Doğallıktan hoşlanan, doğada denize girmek isteyen herkes bence burayı sever. Teşekkür ediyoruz. Berna'yı duydunuz. Bak hani hem çocuklu hem genç. Hem dinamik. Tam ya yani, tam bizim kitle. Tam işte bak biz siz hepimiz aynıyız. Bahadır sendeyiz. Ne diyorsun burası hakkında? Güzel. Kızartma güzeldi Berna. Deniz nasıldı? Valla ben soğuk olduğu için denize girmedim. Şimdi daha önceki videolardan beni tanıyan izleyicilerin olabilir senin. Biliyorsunuz ben soğuk deniz sevmiyorum. Soğuk su sevmiyorum. Daha doğrusu soğuk hiçbir şey sevmiyorum. Güven dedi ki sen bu denize giremezsin. Ben de şöyle bir ayağımı değdirip kontrol ettikten sonra... giremeyeceğimi anladım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şaka bir tarafa evet soğuk deniz sevmeyen için burası soğuk. Ya tekrar altını çiziyorum. Böyle bir çeşme ılıca da bizim daha önce çektiğimiz videolar gibi serin bir deniz, ne bileyim tatlı bir deniz falan beklemeyin. Ama temiz mi? Temiz. Berrak mı? Berrak. Çok güzel. Tesise gelince Güven zaten yeteri kadar açıklama yapmıştır burayla ilgili detaylı bilgi vermiştir ama ben şunu söyleyeyim. Güzel. Yani ki benim gibi kıl bir adam bunu söylüyorsa arkadaşlar tavsiye ederim. Güzel. Evet. Kullanıcı yorumlarını da duydunuz. Yani Urla Demircili plajı 3 aşağı 5 yukarı böyle bir şey. Umuyorum bizim yaşadığımız deneyimi bir nebze olsun sizlerle paylaşabilmişimdir, yansıtabilmişimdir. Biz burayı çok beğendik. Özellikle kimler için uygun? Hangi durumlarda çok uygun? Burası değerli arkadaşlar, burada kesinlikle akşam gölge gelince ayrı bir tatlı oldu. Her yer kalabalıkken özellikle hafta sonu falan burası yolunun biraz uzak ve sapı olması sebebiyle nispeten tenha kalıyor. Zeytineli sahil kadar değil belki ama burası da nispeten tenha kalıyor. Önerebilirim çünkü biliyorsunuz artık cumartesi, pazar, çeşme falan bayağı kalabalık oluyor. Bizi izleyen siz değerli takipçilerin, izleyicilerin de genelde böyle biraz tenha yer arayışı var. Demircili bu anlamda sizi mutlu edebilir. Ama dediğim gibi eğer kalabalık buluyorsanız ya arka tarafta o kayaların oraya gideceksiniz ya da karşıya. Evet, özetle durum bu değerli arkadaşlar. Kapatıyorum. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay. Devam mı? Tamam. Ne anlatayım başka? Yoruma kapalı. Ben Ankaralıyım. Bilmem. Buralara bilmiyorum. Peki o zaman Türkiye'de en güzel balık nerede yenir? Biz onu Türkiye'de söyleyeyim. En iyi deniz Ankara'da. En iyi deniz Ankara'da. Deniz. Kuğulu Denizi. Tabii. Mogan diyor.